Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır istediğiniz işte o alışveriş videosuna çıkıyoruz arkadaşlar. Ama öyle gidip direkt alışveriş yapıp gönlümüzce harcama yaparak çekeceğimiz bir video olmayacak bu. Biliyorsunuz bayrama şunun şurasında 2 güncük kaldı. Gerçekten hepimizin de alışverişe ihtiyacı var. Taner biliyorsunuz bütün kazakları deliyor. Birkaç videomda göstermiştim ve söylemiştim. O yüzden her sezon alışverişe ihtiyacı var. Lina'nın da her sezon büyüdüğü için alışverişe ihtiyacı var. Bir kazak giyiniyor, kollar böyle çıkıyor. Benim kıyafetlerim evet var ama gerçekten hepsi artık çok eskidi. Yani 15 yılın birikimleri var bende, öyle söyleyeyim. Çünkü kolay kolay eskitmiyorum ama yani bir taraflarından bir fire veriyor yani zamanla. Şimdi alışveriş olacak ama nasıl bir alışveriş olacak? 1000 TL, 3000 TL, 10.000 TL bayram kombinini en iyi yapan kazanır videosu. Hani sosyete pazarından en iyi kombini yapan kazanır videolarımız vardı ya. Bunun da bayram kombini versiyonu. Ama artık her şey gün geçtikçe çok pahalandığı için bizim o yaptığımız 500 lira, 1000 lira alışverişler artık bitti. 1000 liraya artık ne alınır onu da bilmiyorum ama 1000 lira bayağı bir mağlup. Zar zor bir ayakkabı ancak. 3000 lira da mağluba yakın. Kombinini gene yapabilir. Ama 10.000 lira iyi bir kombin oluşturur tabii diye canım düşünüyorum. Biraz da ama zevk meselesi Taner. Yani 1000 liraya bile çok güzel kostüm yapıp 10.000'e yapıp çok kötü şeyler alabilirsin yani. Eve gittiğimizde deneyeceğiz. Sizden de yorum bekleyeceğiz. Puan bekleyeceğiz arkadaşlar. 10.000'den başlıyoruz tamam mı? Hadi hazır mıyız? Allah'ım ne olur bana. Taş kağıt makas. Ne oldu? Ne oldu? Eşitlik var. Herkes birbirini kırıyor. Taş kağıt makas. Seni yendik. Allah sen Allah. Bir çık. Sen bir çık. Lina gel. Allah. 10.000 ya Lina'nın ya benim oluyor arkadaşlar. Lina ya senin ya benim olacak bu. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kim kazandı? Lina. Ben kazandım be. Şimdi ikiniz yapıyorsunuz. 3000 lira için. Kazanan 3000 lirayı alır. Üzülme, üzülme, üzülme. 3000 gelirse 3000 iyi para anneciğim. Kendine bütün istediğini alabilirsin. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Lina hoşçak annem. İyi bir para anneciğim. Güzel döndün. Zaten şansım yok ya. Ben biliyorum. Sen ne var ya 100 kere de yapsak o taş kağıt makasla hiç bizi yenme şansın yok. 500 tane videomuz var. En az 450 tane taş kağıt makasla yenilmişsin. Yani. Gerçekten doğru, ama. Doğru. Annem şanslı günümüzdeyiz. Ama 10.000 çıksa üzülmezdim. Sevinir miydin? Sevinirdim. Üzülmezdim ben. Şu an, şu an üzüldün mü? Yok kızım 10.000, 3.000 liraya gayet güzel alırsın elbise, çorap, ayakkabı. Ya her gün o kadar zam geliyor ki her şeye. O yüzden kestiremiyoruz yani. Hani diyorlar ya evdeki hesap çarşıya uymuyor. Aynen öyle oluyor. Bakalım ben yetiştirebilecek miyim? Yetiştiririm ama ya. Kombinini yetiştirmeye çalışacaksın. Evet. O paralara. Yani ucuz eşofman, kombine kaçacaksın artık. Tişört, bir de kendik. Eşofman, tişört derken bayramda giyineceksin bunları. Ona delirli göre. Delirli mi? 1000 liraya bayramlık mı alınırmış ya? Allah Allah. Ya alacaksın. Bari 2000 falan yapsaydın. Yapacak bir şey yok. 1000 liraya bayram kombini, bayramda da o kombinle video çekileceğiz. Ya Big Pazarından bile alamazsın 1000 liraya ya kombini. Mecbursun. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Fiyatları sen belirledin. Şimdi hiç konuşma. Annem çak. Hadi gidiyoruz. Bu arada alışveriş süremiz yarımşar saat. Yarım saatte tamamlamaya çalışacağız. Ona göre hızlı davranmak önemli. Lina sabah kahvaltısını yaptı. Biz şimdi akşam olmadan geldik. İftarı da orada yaparız deyince ben de dedi oruca dönmeye karar verdim. Bu çocuk orucu. İftara kadar hiçbir şey yemeyeceğim dedi. Girer girmez mochi dondurmalar var ya şöyle değişik. Aa mochi mochi istiyorum. Hani oruçtun sen? Değilim vazgeçtim. Öyle oruç vazgeçilip vazgeçilmeyecek bir şey yarın değil canım. Yarın tutacak yarın. Aa, yarın tutacağım. E gelirken hani niyetlenmiştin? Vazgeçtim. Mochi yedikten tamam, sonra gelin. Sonra sonra. Küçük. Ben baktım. Hayır. Bak hayır. Kozmetik hayır de var. Nasıl olsa 10.000 liram var. Ben bir kozmetik hayır alışverişi küçük falan da yaparım. Büyük. Küçük orta büyük. Aman hani bana ne var. Önce hani sana mı yapalım? Evet, tamam evet, önce evet. Lina'nın alışverişi. Taner sana ne diyeceğim? Biz sosyete pazarına gittiğimiz zaman istediğimiz gibi indirimde yaptırıyorduk. 500 liralık şey 100 liraya bile yaptırdığımız oldu yani. Ama burada nasıl yapacağız? Yapamayacaksın. 1000 liraya sen baştan yenildin herhalde. Evet. Önce ben başlayacağım. Çocuk mağazasına girmek istiyorum. E hadi önce Lina'yı çıkartalım. Süreni başlatıyorum Lina. Hazır ben mısın? Bile. Yok artık. Gerçekten buldum. Deneriz dur bir dakika. O ne ya dekolteli? Sırt açık o olmaz. Genç
Genç o. Süremiz başladı. Tam yarım saatimiz var. Aldım bunu. Aldın tamam, mı? Yaşına bak, bu yaşına. Lilacığım daha yarım oldu. Saatim var. Acele etme. Bu nasıl oldu anne? Denemen lazım. Beğendiklerini eline al. Elini al. Tamam. Benim bu. 9 yaş mı o? Evet. Öyle her gördüğüne bana kucaklayıp deneteceksen yandık. Dur burada bir şeyler. Sakin sakin var da ama. Sakin ol, ne oluyor? Benim saatim var, çabuk olmamız lazım. İkili tişört var burada, güzel süper. Gibi. Arkası da gazete gibi. Güzel. Ay anne bu çok güzelmiş. Bence bak bu kotla çok güzel olur. Tut ikisi de olur bak. Evet. Baharda geliyor ya aynen. Bunu aynen. Alıyorum tamam ama anne. Lina sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Senin böyle üstüne trenç kot gibi bir şey alman lazım baharlık. Trenç kot. Onlara da bakar doğru. Olsun. Doğru. Onlara da bakalım. Nerede bir şey bulmamız lazım. Koş, koş koş koş. Aa buldum, bir tane buldum, bir tane buldum. Bakalım. Dur modellerine bak ya. Bak bu da var. Daha çeşitleri vardır. Var hemen. Süren var kızım. Bakayım. Daha yarım saatin var, korkma. Buldum, bu bana olur, al. Kaç yaş bu? 9-10'a bak. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aldığın mesela ne kadardı Lina? Ne kadardı? 529 lira, iki tişört. 750 lira da bu. 1250. Evet. Neyse. Evet, ona göre seç. Ya yani ona göre seç. 1750'nin kalıyor, bu da 679. Bak buna da yetiyor. Daha deneyeceksin, çabuk ol. 910. Tamam, 910. 910. Aldım, bunu da bırak. Çok güzel ama niye böyle küçük gibi geldi gözüme? Daha ama güzel. Onun yaşı küçük, 8-9. Hayır, bu daha büyük ondan. Ben de anlamadım, onu da alalım deneriz ya. Ay Lina, tam senin tarzın, İspanyol. Evet anne, ben buna bayıldım, hemen yaşını bul. Tut çantamı, tut. Kızımı yetiştirmemiz lazım yarım saattir. Kaç dakika oldu? 4 dakika. 4 dakika oldu. Daha yarım saatim var, 25 dakikam var kızım. Daha diyorsun da hemen doluyor o saat. Bak bakalım. Bence olur, getir bir bakalım. Lina bak, tam bu mevsimlik. Beğenmedim ama. Zaten bununla yarışmayı kazanma şansın hiç yok. Yani buradaki tişörtlerle de kazanır mı bilemedim. Yarışmayı bunlarla kazanırsın. Böyle dümdüz şeylerle pek kazanamazsın. Aa, yok anne. Emin misin? Eminim. Anne çok güzel şeyler var, Lina beğenmiyor. Bak havalarında tam mevsimlik, incecik uzun kolu, böyle bir şeylere de hadi ihtiyacım var. Hadi bunu da alalım. Bunu da koy. Fiyatlarına hiç bakmıyor. Alalım deyip geçiyor Lina'ya. 3000 liraya bunların hepsini alabileceğini sanıyor. 379 liraymış burada. Lina bu mağazada sadece bunları beğendi. Şimdi denemeye geçiyoruz. Tamam, bunları denemesi yarım saat zaten. Eğer evet. Bunlar olmazsa başka mağazaya bilmiyorum vakti yetecek mi? Koş. Nihayet kabine girebildik. Yarım saat oldu arkadaşlar. Gerçekten şaka değil. Yarım saattir kabin kuyruğu bekliyoruz. Tabii bunu sürenin içine dahil etmedik. Durdurduk. Şimdi deneyeceğiz. Hızlı bir şekilde deneyelim. Denedikçe ben size göstereceğim. Aman İspanyol paçası Vinoş'un. Burada kemeri de var kendisine kemeri ait. Çok güzel oldu ya. Lina ben bunu beğendim bak. Ben de beğendim. Ama şu şekilde bu... Alarmı zile taktıkları için çift evet. Satılıyor ya. Böyle deneyebildi tekini. Bunu da dene. Sen şunu söyle. Sen bununla sence bu yarışı kazanır mısın bu kombinle? Yani bence kazanırım. Tabii bir tane daha kotum, bir tane daha bundan, bir tane bundan var. Evet. İşte tek tek deneyeceğim için bence kazanırım. Bir dene bakalım. Onu da üstüne geçir. Bu tişörtünü daha çok beğendim ben. Ben de bu da çok güzel. Ben de bunu daha çok beğendim. Evet, bu çok şıkmış. Beyaz pantolonla falan da çok güzel olur Lina. Evet, mesela bu şu siyah çok... kotla da evet. Çok güzel olurmuş Linoş. Oo, Linacığım, bu tam oldu. Dekanı evet. Güzel. Öyle çok kapatmaya çalışma önünü. Ay havalara bak. Kotunda da tam oldu. Biliyor musun rengi falan? Evet, çok güzel çok oldu. Çok güzel oldu. Bir tane de şu vardı. Bayıldım. Şu an bu kadar görebiliyoruz. Artık evde görürüz eğer Lina almaya evet. Karar verirse tabii. Ben almaya karar verdim. Bir kot daha var. Bir de onu dene Lina. Ay şimdi ne şey diyorsun? Yapamadım ki. Bence öteki ya. Diğeri mi? Tamam. Sen bilirsin. Ay ikisini de mi alsam? Şimdi bunda da şey kaldı. Baksana. Kızım sen 3000 liraya neler alabileceğini sanıyorsun ya. Hesaplayalım bir beğendiklerini hesap. Şu ana kadar giydiği her şeyi beğendi. Vallahi bu da güzel oldu Lina. Kota bayıldım. Buradan şöyle karanlık da çok iyi hiç görünmüyor ama çok güzel oldu. Ben çok yakıştırdım. Sen hangisine karar vereceksin? Hesaplayacağım, ona göre hepsini de alabilirim. 3 tane tişört, 2 tane pantolon, 1 tane de kot yelek aldı arkadaşlar. 2150 lira tuttu. Mükemmel bir alışveriş yaptın Lina. Evet. 15 dakika 21 saniye oldu. Arkadaşlar ben kombinime tam bu 99 liralık çantayı da ekledim. Bence çok güzel oldu. Mesela kot pantolonla şöyle çıkıdı çıkıdı. Çok güzel alış. Arkadaşlar son anda ben kasada vazgeçtim. Aynen. Bunları aldı. Şu hırkanın içinde de şöreyi paskılısı var. Akşam hangi kombinle yarışacaksın? Bu kombinle. Şimdi ayakkabı bakmaya gidiyoruz. Hemen kaç dakikamız kaldı ona bakalım. Kabin ve kasada inanılmaz bir kuyruk vardı. Ama yani onu bekleyip
Dakikamızın içerisine eklemiş olsaydım çoktan bitmişti süre arkadaşlar. O yüzden durdurmuştum. Şimdi kaldığımız yerden ayakkabı bakarak devam edeceğiz. 15 dakika 35 saniye başlattım. Koş ayakkabı. Ayakkabıcı nerede? Ayakkabıcı. Koş koş. 13 dakikamız kalmadı bile. Hemen şurada bir Vicko bulduk. Vicko'nun tarzı da güzel. Hadi hadi ya. O olabilir. Dakikam bitmiyor. Şu var, şu var Lina. Şu nasıl? Anne bu nasıl? O şeyli olmaz, siyah etekli olmaz. Bu taraflara da bak, gel. 11 dakikan kaldı. Ne? Hangisi? Bak en uygununu buldum gerçekten. Bu çok güzel. Çok iyi değil mi? İnşallah numarası vardır. 10 dakika kaldı. Anne 8 dakikan kaldı, çabuk ol. Olduk. Tamam aldı. Alıyoruz. Başka bir mağazaya geldik. Bayram için şöyle bir şey beğendi Linoş. Bunun 9 yaşa gelecek. Şu cepli şort gelecek. Üstüne şöyle tişörtü. Onun üstüne de beyaz hırkası var. Bence kombinin güzel. Bak bu kıyafetle yarışmayı kazanabilirsin. Bunu da alınca 60 liram kaldı. Evet, tam olarak 60 lirası kaldı bir hanım. Ben kazanacağım. Bakalım akşam belli olacak. Lina güzel mi? Çok güzel. İftara 2 saat kaldı. Lina tabii bu arada bir kendine yarım saat alışveriş yaptı diye çok yorulduğunu söyledi. Biz de şimdi geldik bir mısır molası falan verdi. Taner'in de belinin ağrısı tuttu. Bugün Taner Lina'yı kucağına aldı. Bahçeye indik. Orada da su göleti gibi bir yer var. 2 tane tahta koymuşlar böyle merdiven gibi ama çok dikkatli çıkmak gerekiyor. Oradan kucağına çocuğu almış, oradan inmeye çalışırken 7-8 takla atarak bir düştüler bunlar. Lina yere düşmesin diye kendini feda etti. Gölün tam ortasına ama sırtın her yerini mahvetti. Lina'nın saçının teline zarar gelmedi ama. Yuvarlandı. Sonra da suçu bana attı. Neymiş? O esnada soru sormuşum. Çünkü sinirini benden aldı. Şu an güldüğüme bakmayın yani o an o kadar sinirlendim ki. Şimdi bana kızmasını incelemesini çekiyor. Beli tutmuş, beli ağrıyor. Çok şükür kızıma bir şey olmadı. O sırada annem soru soruyordu. Babam da arkasını döndü öyle düştü. Evet dönmeseydi. Doğru, orada konuşsaydı. Böyle söylediğine bakma. İlk düştüğünde o kadar üzüldü ki ama Lina. Şok oldu böyle çocuğun rengi falan kalmadı yani. Neyse çok şükür atlattık. Mağazaya girdim, içeriye doldurdum bir şeylerle. Şimdi bunları deneyeceğim. Şöyle boylardan. Beğenmedin mi? Tamam, bunu değiştireyim. Birkaç bir şey daha aldım. Süre ilerliyor çünkü. Çok güzel. Nasıl oldu? Ha bak, bu güzel. Bak, çok güzel. Bak, kırpırlı. Vallahi gerçekten çok beğendim çok bunu. Her şey aynen. Iyidir. Bir de ben bunu Lina'nın kutlamasında da giyebilirim bak. Evet. Şimdi Sapanca'ya tatile gideceğiz ya biz bayram tatiline. Aynı zamanda Lina'nın kanalda 4 milyon olduğu için orada 4 milyon kutlaması da yapacağız. Kutlamaya da böyle biraz hem spor hem şıkıdım bir şey arıyordum. Bu ikisinin arası bir şey. Güzel olmadı mı ya? Güzel oldu şıkıdım. Ben çok beğendim. Ya bayram kombini yarışmamı bununla girerim ya da bu tabii ki bir taneyle girmeyeceğim. Çünkü benim ödülüm büyük olduğu için yanına bir iki bir şey daha alacağım ya da onlarla yarışacağım akşam. Bakalım güzel. Ama ben bunu beğendim. Bu bir. Sürem doluyor. Evet sürem doluyor. Yine sen ne yapıyorsun burada? Şeker gömmüş oradan arkadaşlar. Çikolata şeker. Arkadaşlar ben niyetliyim ya. Baba yok. Niyetliymiş. Ama bu büyük çok oldu. Çok güzeldi bu tatillik yalnız. Çok güzeldi evet. Tatillik yani ben günlük hayatta böyle açık bir şey giymiyorum. Evet, o yüzden bu kalacak. Ama güzel. Rengine falan bayıldım. Bana çok yakıştı. Değil mi anneciğim? Lina da sevmiyor. Bu krop mu geçiyorum diyor. Bu nasıl oldu? Bebeklerin yeni örgüleri var ya. Biraz onun konsepti gibi yapmışlar. Güzel aslında güzel ama. Ya sen ne yapıyorsun? Yine de yarışmayı bununla kazanacağıma inanmıyorum. Başka şeyler bak. Böyle bir şey buldum ki herhalde onunla kazanırım bu yarışmayı. Dur bakalım. Arkadaşlar buna bayıldım. Ben böyle alt üst takımlara zaten bayılırım. Çok rengi de çok güzel. Hamur gibi ben takımlara da bayılırım. Böyle rahat etmek de benim için çok önemli. Şıklığın yanında. Hem içini böyle kullanabilirim. Açık. Hem de böyle kullanabilirim. Karanın gözü çok güzel değil mi? Ya büyük ödülü kapınca böyle. İki olunca böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi ben kesin olarak buna karar verdim. Bir de o elbise vardı ya giyindiğim. Ona da karar verdim. Şimdi toplamını alacağım. Bir tane daha deneyeceğim bir şey var. Onu da giyineyim. Tamam. Artan parama da giderim artık şey işte. Kozmetik. Ha, ayakkabı da alacağım doğru. Ben bunu da beğendim. Güzel. Güzel. Bu da tam benim tarzım. Günlük böyle spor, çarşıya, pazara, evde, gezmeye her yere giyinirim ben bunu. Yalnız bunu toplamıma göre karar vereceğim. Tamam. Kozmetiğimden vazgeçmek istemiyorum. Bir de şu beyaz pantolonu beğendim. Az öncekinden vazgeçtim. Olursa şunu alayım.
Arkadaşlar kıyafetimi 14 dakikada hallettim ama öyle mağaza mağaza gezemezdim. Çünkü aynı mağazanın dışında almazsam vakit hayatta yetmezdi. Yani. AVM'nin içindeyiz. Şimdi iftar okundu ve biz jelibonunu açmak zorunda kaldık soyunma kabininde. Jelibonumuzu yediğimize göre şimdi bir yemek yemeye gidelim önce. En azından kıyafetlerimi hallettim, bayramlığımı hallettim. Yarışmayı kazanacağımı düşünüyorum kesin olarak. Bence gayet güzel oldu, başarılı oldu. Hem ayakkabı hem kozmetik almak istiyordum. İkisini birden almam imkansız. Birinden fedakarlık etmem gerekiyor. Şimdi karnımızı doyuralım, iftarımızı yapalım. Arkadaşlar ondan sonra gideceğim, ikisinden birine karar vereceğim ama kozmetikten yana kullanırım gibi geliyor. 14,5 dakika oldu, koş Dina koş. Kaç liran kaldı ki senin, bitirmedin mi? Bilmiyorum, ödülüm büyük ya, hesap etmedim daha. Allah Allah. Daha alışveriş vaktim var. Daha var mı? Tabii. Sen kendin düşün. Valla benim düşünecek çok bir şeyim yok. Koş Dina. Ne alacaksın? Rimel eksiğim falan var, onu alacağım. Makyaj temizleme köpüğü almam lazım. Öyle bir şeyler. Allah Allah, geldin. Ha, tam yerine düştürüyorum. Doldur bakalım, doldur. Dolduruyorum vallahi. Allah'ım, 2 dakikada hemen bir kirpik serumu aldım. Bir de cilt temizleyici aldım. Şimdi bir de rimel alacağım. Süren dolmadı mı senin ya? Yok yok. Daha 16,5. Kozmetik alışverişim de tamam arkadaşlar. Bu ne? Bunu ben almadım. Lina almış onu. Bu benim alışverişim. Benim alışverişime çöküyor. Görüyor musunuz? Kareye kaynatıyorum. Ya. 19 oldu. Daha ne alacaksın ki senin? 11 dakikam mı kaldı? Evet 11 kaldı. Arkadaşlar ya 10 dakikam daha kaldı ama 15 kuruş ödediler bana para iadesi gibi. Para bitti. Param bitti. Ben de diyorum ki daha yeni başladım. Daha dur. Ayakkabı bile alamadım ya. Alamadın. Kombin cort. Kozmetik çok oldu. Yok kombinim işte cort değil. Niye cort? Ayakkabı. Evdeki ayakkabılarımla giyerim. Ne olacak canım? Gayet güzel yani. Yakıştırırım yani. İyi tamam. Sana ben de o zaman. 1000 liraya ben de. Vallahi Lina iki tane takım çıkardı kendine. Ben çıkartamadım. Gördünüz mü? Sıra Taner'de. Şimdi ona geçiyoruz. Yapacak bir şey kalmadı. Ama ben güzel kombin oluşturdum ya ben. Şık şeyler yaptım yani. Ver. Aynen. Benimki güzel oldu. Paraya bakıyor her şey canım. Yani. Sen de çok şanslısın bir adam. Ben ne yapayım ya? Aynen. Şimdi Taner'e geçiyoruz arkadaşlar. Hemen kronometremi çalıştırayım. Hazır mısın Taner? Hazır. 1, 2, 3. Koş Taner. Koş. Biraz borç ben versene. Bende vakit çoktu, para da çoktu ama yine yetiremedim ah, ya. Ah işte buldun dilemi. Girer girmez. Buldun mu? Çıktı önüme. Kaç lira? Bir dakika fiyatları. Hayır bununla bak. Yarışmayı kazanma şansın hiç yok. Güzel olması da önemli. O ne ya öyle? Ne kadar şık ya. Ben şu güzel ya. Bak, kumaşı değişik, bakar mısın? Evet, değişik. Delikli delikli, aynen. Ama ne kadar işte, bir bak bakalım. Tamam, bir fiyatına bakacağım. Bak bakalım. 690, tişört de olur. Bu da 490. 200 lira eksiğim kaldı. Bu ne? Bak, bunu al bak. Ne ya? 390 lira. Kilim gibi. Kazanır mıyım sence onunla? Yani tabii ki kazanamazsın ama dümdüz tişörte de yani ben puan vermem, söyleyeyim. Ay iyi ki bana çıkmamış arkadaşlar, 1000 lira. Ne yapardım? Büyük ödül bana çıktı. Ona rağmen bir ayakkabı alamadım, gördünüz mü? Şu 360. Yok, onunla kazanamazsın. O çok kro işi. Ne krosu, ne alaka kro, ya? Kro. Olsun kro, ne yapayım? Taner çok zevksiz şeylere bakıp duruyor bak. Ben olsam şu kot gömleği alırım. İçine de beyaz şöyle güzel bir tişört alırım. Ya para çok da ben alamıyorum. Ne kadar işte? 700 lira. 700 içine de bir tişört alırsın canım. 1000 lira. Alta ne giyeceğiz? Altını da artık moda yapacaksın. Benim öyle seçenekli şeyim yok. Bak şu gömleği alıyorum bir dakika. Direkt alıyorum diye 450 çıkıyor ya. 450 ya. Ya. Ucuza yok bir şey burada ya. Burada indirim de yok canım. Taner'in baktığına bakın. Takım bakıyor 1000 liraya. Bak böylece istiyormuş. Bulurum ben şimdi onu. Bence sen bu işte de indirim yaptırırsın. Sen kesin yaptırırsın. Ben yaptırırım, sana soracağız bakalım. Bak duydunuz mu? Soracağız bakalım diyor. AVM'de bile pazarlık ediyor adam. Bak tişört siyah. Lina sen beğendin mi? Puan verir misin buna? Hayır. Ne alayım? Ne para o zaman? Akıl verene kadar hayır, para hayır diyor. Ben bunu alıyorum 700 lira. Tamam. Vallahi güzel oldu. Bak Taner buldum onun altına bak. Gördün mü şort? O bile 500, o bile yetmiyor. Bilmiyorum. 1000 lira limitim vardı onun için ya. Yine başladı Taner Pazar'da. Kombin yapmayacağım. İndirim yok değil mi? Bir sorayım hemen. 300 liralık pantolon var mı? Tamam. Direkt öyle soruyorum. Tamam sor. Allah soruyor arkadaş. En düşük 400. En düşük 400'müş. 90 lira açığı kaldı sadece Taner'in. 90 lira indiriyorum o zaman. Vay be! Vallahi Allah! Böyle yapılır alışveriş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Taner ya. Çözdüm ben ya, bu işi. 10 bin alsaydın 20 bine çıkartırdın o alışveriş. Aynen. Bir tane kot gömlek aldı, bir de pantolon aldı.
ya işte böyle. Gör. Bence adam sana acıdı. 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 Herhalde vallahi cebinden ya de verecek olabilir. Ben sana söyleyeyim. Yok canım, o kadar değil. Sen onu 700 liraya aldın ya. Bunu alsan paran yetiyor, haberin olsun. Onu beğenmedi kendin. Bence çok da güzel oldu. Yok kızım, hiç olmadı. Yok, o ne ya, kuru işi oldu. Yok yok, tamam, ben bu ikisini aldım. Evet arkadaşlar, çok şükür evimize geldik. Alışverişimizi de yaptık. İçlerinden istediğimiz şeyle yarışmaya çıkacağız. Yani bayramda giyeceğimiz şeylerle değil. Hem bayramlık aldık, hem normal kıyafetler aldık ya Lina'ya, bana. Evet. Sana tek bir... Bana bir şey sana tek yani bir kombin aldık. Sen bayramda burada, orada, her yerde bunu giyeceksin. Bayramda. Evet. Bayram kombini alışverişi bu. Yani biz o aldıklarımızın içinden istediğimizi giyeceğiz. Hem şimdi yarışma dahilinde, hem de o zaman giyineceğiz. O zaman ilk Linoş'u çağırarak başlayalım arkadaşlar. Hazır mısın? Hazırım. Kalka kalka. Ay, modaya bak. Bunu mu giymek istedin? Bayram kombini yapmıştın. Neden bunu giydin? Güzel ama bak. Ay çok yakışmış tatlım. Yakıyor. Evet. Beğendin mi sen Lina? Ben çok beğendim. Ama şu çantayla olmuş mu kombini bilmiyoruz. Ben de şimdi Linoş'u gördük. Dön bakalım şöyle. Dön annem. Böyle ayakkabı. Evet. Çanta. Kombin çok güzel. Çanta tutuşa bakar mısınız? Kokoşanım. Kokoşanım. Sanki çanta buna pek uymadı anneciğim. Daha spor şeylerle olabilir evet gibi kaç geldi. Kaç veriyoruz o zaman? Kombinine 10 puan veriyorum. Ama çantadan bence 1 puan kırmam gerekiyor. 9 ama puan şey veriyorum. Diyeceğim. Çünkü çanta bu kombinin çantası değil. Ben tamam, 9 veriyorum. Ben de 9 veriyorum. Babam evet da 9 verdi. Ya baba ne olur 10 ver. Başka çantam yok. Yarışmaya girseydin. Bileklik. Bak. Yarışmaya bayramlık aldığın kıyafetlerle giyseydin 10 yıldız verirdim. Acayip güzel, beğendim yani ben bayramlık kombinini. Ama Lina bununla yarışmak istedi. Çantayı takmasaydın gene 10 verirdim. Bence güzel, gene de güzel, güzel, başarılı. Ama çok yakıştı kızıma, çok minik. Ayakkabılarım için 10 verir misin veririm baba? Tabii. Yok, ayakkabıların 10. Yes. Kostüme komple 10. Eteğine, bluzüne, çorabına, her şeyine. Çanta bozuyor. Çıkar çantayı 10. Çıkar çantayı 10. Tamam, şimdi böyle yarışıyorum. Evet, 10. Şimdi oldu işte. 20 puan. Sıradan da o zaman. Gideyim, bir de ben gideyim bakayım ne giyeceğim. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay acaba ne giyecek? Evet, geliyor Kokan, hangisini giydi acaba? Bak geliyorum. Oo, dayanmaz. Ta 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 ta. Oo. Senin kombinin yanlış. Lina bak. Ah. Senin kombinin elbise kombini. Ama bunu giymek istedim şimdi. Kombin tamam yarışması ya. Ben yani bir puan veriyorum. Bir dakika ya, hemen puan veriyorum deyip kestirme. Bir bak önce şöyle bir salınayım. Bir ayakkabıyı alamadın. Alamadım ama bak kendi ayakkabımı yakıştırdım. Evet yakıştırdım. Yani yakıştırdım. Yarım puan oradan kesiyor. Niye kesiyor ki yarım puanı, onu anlamadım. Ayakkabı alamadın ya hani o kadar paraya. Ama cildimi güzelleştireceğim o kadar yani paraya. Evet Lina'cığım söyle bakalım, seni dinliyorum. Şimdi birincisi o kadar uzun ki hiç beğenmedim bir kere orasını. Çok uzun. Gerçekten mi? Ama bunun normalde modası böyle. Dizüstü olması gerekiyor. Dizüstü elbiseler demode oldu artık. Artık böyle vücudu saran, yakışan, sülün gibi uzun elbiseler moda. Ondan hı bir puan kırıyorum. Ve bunun hiç kısa olduğunu bir düşünsen hiç şey olur mu? Hiç yani olur mu? Olmaz, olmaz, olmaz buna. Buna bu boy. Ve ben orada ne giyeceğini aslında gördüm giyerken. Kalitesiz. Aa hiç de değil, hiç de değil. Çok gayet güzel. 2 puan kırıyorum. Annem tamam, sen yakışmış mı? Annem verdim güzel olmuş mu? Onu söyler misin be? Yakıştı evet. Yakışmadı diyemezsin. Yakıştı. Yakışmadı. Yakıştı. Yakışmadı. Bu ne kadar daha güzel bir şey. Tamam mi? Kaç puan veriyorsun çocuğum? 7. 7. 1 yakışmadı. Ondan kırdım. 2 çok uzun. 3. Tamam o da olur. Düğmesi kopmuştu, kırdım. Tamam. 7 puan. Ama ben bunu senin beğenmediğin şeyi senin kutlama videonda giymek istiyorum. Ne? Abartma Lina'cığım, gayet güzel. Güzel, bu kadar da değil, giyilir. Yani, bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar çok değil güzel. Birinci olmak nasıl için olmuş yaptım. Çok güzel. Güzel olmuş mu Dorin? Baksana Dorin bile baka kaldı ya. Abi hemen çok geldi yani. Önüme geçilmiş. Hani bu güzel o mu? Dorin resmen bir Lina'yı inceliyor bir beni. Ama bende gözü kaldı. Bak, baka kaldı bana. Kadar sen kaç veriyorsun? Ben 9 veriyorum. Bana bak. 9, 7. Gerçekten emin misin? Yani ortalaması 8. İyi, tamam.
Tamam 8. Lina 9'da kaldı. Ben şimdi 8'de. Bana bakın ben 100 şimdi alacağım. Taner'de sıra. Hadi bakalım. Yüz git giyin gel. O şahane kostümüyle bakalım yakıp kavuracak mı orada? Aman aman havaya bak. Sanki 1000 liralık kıyafet değil, 1 milyonluk şey değilmiş gibi gelişe bak. 1 liraya da kombin. Evet, kombin mükemmel. Bu ne ya? Terliklerini de giymiş geliyor. Bari terliklerini çıkarsaydın. Tamam, çıkartayım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten üstündekini 1000 liraya bulmak çok zor. Yani. Sen bana yat kalk teşekkür et ki ben sana şu gömleği aldırdım. Üstünde çok zengin durdu. Evet, pantolon da güzel. Yani fena olmadı ama güzel, ikisi ya, uymadı. Direkt 1 veriyorum. Beyaz gömleği alacaktım, aldım. İkisi uymadı. Bak bu pantolonun üstüne... Beyaz yani gömlek işte. Beyaz gömlek mi olur, tişört mü olur, ne olursa olur ama bunu kotla güzel olur. Bu renk bir kotla. Evet. Çok güzel olur. Bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Ben aslında üstündekine tamamen 10 veririm. Ama şöyle bakıyorum, ayakkabı yok, alakası yok. Ben buna niye 10 vereyim? Evet, doğru söylüyor. Bir de Taner, bu kollarla ben senin yerinde olsam gelmezdim. Şöyle birkaç tane katlar, şöyle bırakır da gelirdim. Dur hemen. Biraz artistik bir hava yaratırdım. Bak gömleğine 9 puan veriyorum. Pantolon da güzel canım. Pantolon da ayrı, tek başına güzel. Yani bir de indirimli aldın. AVM gibi yani. Bir yerden, hiç fiyat indirimi olmayacak bir yerden indirim aldın ya. Ben alırım. Yani aldı vallahi Lina, öyle de bir şey var. Artı 1 puan da oradan veriyorum. 6 puandı, 7 puan sana veriyorum. 7. 7 tabii yani. Bari 9. Gerçi 1000 liraya bu kostümü yaptığın için yani. 1 puan da oradan veriyorum, 8. Sadece ikisi birbirine uymadı. Hadi babasının kızı, kaç veriyorsun? Ha, babasının kızı, kaç veriyorsun? Mükemmel kostümümle beni geride bıraktınız ya, başka da bir şey demiyorum. Bana çok yakıştı. Bu kostüme! Annem ona 9 veriyorsa bana 10 yıldız vermen lazım. Hayır, beni bir dinle ama nedenlerim var. Şu mükemmel. 2, o da ayrı güzel. 3, aslında ayakkabı yok ama onu da 1000 liraya aldı, hele ki AVM gibi bir yerde ve indirimde. Bu yüzden 9 veriyorum. Ama bana da vermen lazım Lina. Senin vücuduma o, çok yakıştı o kadar, bir. O kadar parayı ancak. Bana çok yakıştı bir. Rengi çok yakıştı. Çok iyi taşıyabildim elbiseyi. Bu elbiseyi herkes taşıyamaz. Bu da bir gerçek. Bunun için 60 santimlik minicik bir bele ihtiyaç var. Bir karış. Eteğimin pileleri tam ayarında ve yerinde duruyor. Elbiseyi taşıdım mı? Taşıdım. Hakkını verdim mi? Verdim. 10 yıldız almam gerekiyor mu? Gerekiyor. Bence günün galibi benim. Lina 2. Taner 3. Ama bunlar beni en geride bıraktılar arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Siz bana yağdırırsınız 10 puanları. Ben biliyorum canlarım. Artık söz sizde. Başka da bir şey demiyorum. Çok kırıldım, küsüyorum, gidiyorum. Kim kazandı? Tabii ki de ben kazandım. Evet, gel bakalım şıkıdım kızım. Anne, aslında bir şey söyleyeceğim. Söyle. İtiraf etmem gerekiyor bence. Yani şu şekilde. Ben aslında seni tamamen beğenmiştim. 1 puan sadece ondan kırmak istemiştim. Ama aslında... Aslında boyunu, posunu, her şeyini beğendin değil mi? Evet. Evet. Ay canım benim. Biliyordum aslında. Aslında biliyordum. Berabersiniz. O zaman beraber. Evet. Birinciliği ikimiz paylaşalım, olur evet. mu? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Oh. O zaman ikimiz kazandık. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir ve videomuzu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız biz bunu nereden anlıyoruz? Gelen like sayısından anlıyoruz. Bu videomuza 100 bin like gelirse ikinci serisini de çekeriz sizlerle. Videomuzu beğenenler like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.